Sizin bugünkü geldiğiniz noktaya bakıldığında insanların hayal ettiği şöyle bir hayat. O kadar idealist ve o kadar istikrarlıydı ki bu noktaya geldi. Yani ilk yıllardaki dağınıklık sizin bugün geldiğiniz noktada bir gecikme yarattı mı? Eğer öyleyse o açığı kapatmak adına girişimlerde artı bir efor sarf etmek durumunda oldunuz mu? Kuşkusuz herkesten daha fazla efor sarf etmek zorunda kaldım. Benimki hem geç kalmış bir yarıştı, hem yarışa herkesten daha 100 metre geriden başlatıldım, yaş olarak yani. Hem de engelli bir yarıştı. Yani herkes yanımdaki kulvarlar boştu 100 metre, benim de işte konmuş engeller falan vardı. Geç başladım çünkü 25-26 yaşında ben bu mesleğe başladım. Şimdi bakıyorum benim kapımı çalıyor gençler, öğrenciler 18 yaşında. Ben diyor öğrenciyim, ben de başlamak istiyorum bir yerden bu işe. Tabii çok mutlu oluyorum ama aradaki mesafeyi gördüğüm zaman şöyle 8 yıllık bir fark var arada. Artı tabii gerçekten demin sözünü ettiğim o geçmiş benim açımdan çekinilecek ve utanılacak hiçbir şey olmadığı halde ayağımda hep bir pranga gibi durdu. Zaman zaman o prangadan çekildi. O geçmiş hep bir şekilde insanın önüne çıkarıldığı engel olarak konuldu. Etkili de oldu zaman zaman. Ki bunun aslında ters bir etkisi de söz konusu mu? Çünkü bugünkü başarımın altyapısında yatan nedenlerden bir tanesi 12 Mart muhtırası demişsiniz bir yerde. Bir anlamda kendini daha fazla bir eforla ispat etme gücünü de bu anlamda bu şekilde buldunuz mu? Tabii dolaylı olarak 12 Mart muhtırası, 12 Mart muhtırası oldu. Dolaylı olarak o günkü koşullar benim işte oradan ayrılmama, sonra hayatta yeni arayışlara yönelmeme yol açtı. Dolaylı olarak onun etkisi oldu elbette. O borçsa öyle bir borcum elbette vardır. Ama dediğim gibi onu aşabilmek, önüme sürekli olarak konulan engelleri ya da ayağımdaki o pranganın ağırlığını kaldırabilmek için herkesten çok daha fazla çalışmak zorundaydım. İlk yıllarımda benle birlikte mesleğe başlayan arkadaşlarım çok iyi hatırlarlar. Çok sabah erkenden gelirdim. 4'te 5'te falan da gelirdim. Arşivleri kendi kendime tarardım. Gece geç vakitlere kadar kalırdım. Hep asıldım işe. Yani tırnaklarımla tutunmaya çalıştım. Çünkü sanki tutunmazsam hemen kayıverecekmişim gibi geldi.